Merhaba, İyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Yine beklediğimize değen bir şarkı ve kliple karşılaştık. Ne diyorduk? BTS asla hayal kırıklığına uğratmaz. Şarkı benlik olmayan klasik bir K-pop şarkısı ama şarkıya Jimin girdikten sonra sanki güneş doğmuş gibi bir ferahlık doldu içime. Şarkıyı bambaşka bir boyuta taşımış dokunuşuyla. Eşsiz bir sese sahip. Sesinin tınısı, kelimeleri telaffuz edişi, görünüşü, dans ederkenki hareketleri ve dansı ruhuyla bütünleştirdiği apaçık belli olan yüz ifadeleri. Park Jimin bu sektör için harika bir nimet. Ki Taeyeon şarkı çıkmadan evvel yapmış olduğu konuşmasında bu nimetten yararlanmak için ne kadar beklediğinden bahsetmiş. Şöyle ki Taeyeon artık YG'de değil, şu meşhur Teddy Oppa dedikleri şahsiyetin şirketi The Black Label'a geçmiş. 2 yıl önce daha onun şirketine geçmeden evvel Teddy bir gün Taeyeon'u çalışırken izliyormuş. Ve ona BTS'den Jimin ile bir şarkı üzerinde çalışırsa insanların bundan keyif alacağını söylemiş. Teddy'nin yavrularımda gözü olduğuna adım gibi emindim zaten. Her adımlarını takip ediyor. Neyse, bu fikir de Taeyeon'un aklına yatmış. Ancak o dönem BTS solo çalışmadığı için bu teklifi yapamamış. Ama aklından da hiç çıkaramamış. Ki geçen yaza kadar. Geçen yaz çeşitli özel toplantı ve etkinliklerde bizim oğlanlarla tanışmış. Sonrasında her şey doğal gelişmiş. Birlikte yemek yemişler. Jimin ile de sohbet çok organik bir şekilde ortaya çıktı demiş Taeyeon. Bir araya getirdiğimiz bazı müzikler var. Birlikte çalışmakla ilgilenir misin diye sormuş ona. Yüce gönüllü Jimin de çok seveceğini söyleyip kabul etmiş. Ardından stüdyolarına gitmiş. Ona müziği çalmışlar. Jimin çok beğenmiş. Böylece işbirliği başlamış. Düşünün, şirket ve sanatçı tam 2 yıl yavrumu beklemişler. Şarkının şimdiden trend olduğuna bakılırsa beklediklerine değdi. Bu tanışma ve sohbet muhtemelen hobinin Jack in the Box dinleme partisinde olmuş olmalı. Yani ben öyle düşünüyorum. Taeyeon oraya hobi tarafından davet edilmişti. Taeyeon Jimin'in herkesten daha çok çaba sarf ettiğini söylemiş ki buna şaşırmadık. Bir işbirliği şarkısı olmasına rağmen bestesinde ve sözlerinin yazımında yer almış Jimin. Gerçek sanatçılar asla hazıra konmaz. Başarıyı kendileri inşa eder. Zaten belli Jimin'in dokunuşu oldu. İşbirliği şarkısı böyleyse solo albümünü siz düşünün. Bir kez daha gurur duyuyorum onunla. Kardeşleri benden daha gururlu olmalı. Jimin paylaşım yapar yapmaz, hobi, Taeyeon ve Amerika'da yoğun bir programı olan Yoongi hemen beğendi paylaşımı. Paylaşım yapan da yapana. Namjoon hadi göreyim sizi kardeşlerim diye bir ekran görüntüsü paylaştı. Insta'da sadece ruh eşine odaklı olan Taeyeon heyecanla beklemiş bizim gibi. Klibin sahnesini yayınlayarak "Wow, Taeyeon Hyung, Jimin'i derin saygılarımı kabul edin" yazmış. Dünyanın en büyük ve en sadık army'si olan hobimizde klibi paylaşıp önce hayallerin kombinasyonu yazarken bir sonraki hikayesinde Jimin'in kısmı için kulaklarımın erimesi normal mi yazmış. Ben yerim seni çocuk, kardeşin sadece kulaklarımızı değil kalbimizi de eritti. Yalnız üyelerimizle de gurur duyuyorum. Sadece kardeşlerini değil birlikte işbirliği yaptıkları kişileri de saygıyla övecek kadar yüce gönüllüler. Taeyeon'un hesabını da etiketleyerek bünyelerinde kibirin K'sini bulundurmadıkları için onlara minnettarım. Taeyeon koreografiyi öğrenirken ikisinin de zorlandığını söylemiş. Ve söylenilene göre Jimin Kore müzik şovlarında Taeyeon ile şarkının performansını sergileyecekmiş. Harika bir şey bu. Onu daha fazla göreceğiz. Mümkünse şu siyah ceketli kombini tercih et oğluşum. Sadece bir öneri benimki. Neyse. Taeyeon'un dediği gibi bu işbirliğinde en çok çabayı Jimin vermiş. Öyle ki Taeyeon ona bakıp enerji doluyormuş. Çok fazla emek harcamış. Biz de elimizden geleni yapıp ona emeğinin karşılığını vermeliyiz. Şarkıyı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın ve bolca stream yapın. Şarkı ve klip hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum, sizi mırlıyorum.